Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Buğday eken çiftçi para kazanıyor mu? İşte sizler için hesabı. Bu videomuzda buğday ne kadar para kazandırır, maliyet hesaplamasını yapacağız. Öncelikle buğday maliyet hesabına bir bakalım. 100 dönüm üzerinden hesaplama yapalım ve 1000 metrekarede kar dönüm üzerinden hesaplayalım. Tarla kirası buğday için 150 lira, dönüm başı sulama birliğine ödenen para 36 lira, pullukla sürek dönümüne 3 lira 15 lira, goble ile toprak parçalama 1 litre 5 lira, tapanla tesviye 0.75 litre mazot 3 lira 75 kuruş, mibzerle ekim 0.50 litre mazot 2.5 lira, tohum dönüme sertifikalı 22 kilo çarpı 1400 lira eşittir 30.8 lira olacak. Gübre taban 30 kilo çarpı 1.4 eşittir 42 lira olacak. Gübre üst 30 kilo çarpı 1.4 yine 42 lira yapacak. Pas ilacı atmak için mazot sarfiyatı 0.50 litre bölü dönüm 2.5 lira. Ot ilacı için mazot masrafı ise 0.50 litre eşittir 2.5 lira. Ot ilacıyla pas ilacı dönüm başı masraf 15 lira. Biçer masrafı dönüm başı 20 lira. Sulama işçiliği dönüm başı 12 lira. Dönüm başı maliyet ise 379 lira olacak. 100 dönüm için toplam masraf 37.900 lira olacak. Yuvarlak hesap üzerinden ortalama 38.000 lira giderimiz olsun. Peki buğday gelir hesabımıza bakalım. Dönüm başı 700 kilo ortalama, ofis alım 700 çarpı 1050 eşittir 735 lira. Mazot desteği doğrudan gelir ve gübre desteği toplam 22 lira dönüm başına veriliyor. Dönüme 13 balya saman geliri, bugünkü değeri 5 lira. Yapım işçiliği 1.5 lira düşünüldüğünde dönüm başı kalan kazanç 45 lira. Sertifikalı tohum ve ürün desteği dönüme 20 lira. Bu gelirler toplandığında kazancımız toplamda 822 lira olacaktır. 100 dönüm çarpı 822 eşittir 82.200 lira olduğuna göre yuvarlak hesap 82.000 lira para ediyor. 100 dönüm için kar 44.000 lira. Allah bereket versin. Peki buğday eken çiftçi neden para kazanmıyor diye bir çiftçiye sorduk. O da bize şu şekilde cevap verdi. Çünkü verimlilik esasına göre çalışmıyoruz. Yani dönüme 500 kilogram aldığınız zaman kazancınız 20 bin liraya düşer. Buğday tohumu, mazot, gübre gibi sarf malzemeleri vadeli alışveriş yaparsanız kazancınız 30 bin liraya düşüyor. Ürettiğiniz buğdayı kaliteli üretmez ve çiftçi kayıt sistemine dahil etmeyip tüccara satarsanız kazancınız 25 bin liraya düşer. Bütün bu zirai faaliyetleri kredi kullanarak yapıyorsanız kazancınız 30 bin liraya düşerken bahsettiğimiz hesaplamalara göre eğer tarla kendinize aitse yıllık kazancınız 59 bin liraya çıkar dedi. Peki bu durumda çiftçinin yapması gerekenler neler? Doğru tohum seçimi, doğru gübreleme, zamanında sulama, verim artışına yönelik uygulamalar, çiftçi kayıt sistemine dahil olup devletin verdiği desteklemeleri almak, özel bankalardan ticari faiz kullanmamak, başarıya götüren ya da başarısızlığa götüren etkenlerdir. Yaptığımız hesaplamalar içerisinde kullanılan makine ekipmanlar bunların amortismanları, iş gücü çiftçinin sosyal güvencesi hesaplamamıştır. Bunlar da bir gider kalemidir. Ayrıca buğday çiftçiliği yılın sadece 6 ayını içerir. Yılda sadece 15 gün çalışarak bir yıllık yiyeceğinizi kazanamıyorsunuz. Çiftçilik faaliyetini bir yıla yaymak zorundasınız. Bunun için farklı ürün desenleriyle çalışmanız gerekiyor. Bunca yıllık tecrübe birikim ve etraftaki çiftçilerin yaşamlarını yakından incelediğimizde görülen odur ki kazanamıyor olmanın temelinde faizle iştigal etmek yatıyor.
İkinci sırada doğru tohum seçmek, doğru gübreleme yapmamak, zamanında sulama, devletin teşvik, destek ve hibesinden faydalanmamak kazancı düşürmektedir. Devletin vermiş olduğu buğday fiyatı iyi bir fiyat olup, işi zamanında düzgün yapan tüm çiftçilerimizin bu işten para kazanmamaları için hiçbir sebep yok. Buğday maliyeti hesabını da ekrandan görebilirsiniz. Peki doğru buğday ekim teknikleri nelerdir? İlk olarak dikkat edilmesi gereken tohumlukların uygun olarak seçilmesidir. Tohumun uygun olması verimliliği artıran en önemli sebeptir. Genetik olarak tohumun iyi olması üretim kalitesini ve miktarını artıracaktır. Üretim teknikleri nasıl olursa olsun tohum kalitesi iyi değilse üretim de verimsiz olacaktır. Tohum seçiminde sertifika sahibi olanların tercih edilmesi gerekmekte. Özellikle İç Anadolu bölgesinde kullanılacak olan tohumlara Çinko takviyesinin yapılması gerekmekte. Tohumların köklendirici ile hazırlanması gerekiyor. Buğdayın ihtiyaç duyduğu temel maddeler azot ve fosfat olmaktadır. Bu sebeple verilecek olan gübre ile seviyesinin dengelenmesi sağlanabilir. Buğday ekim tarihlerini de iyi bilmeniz gerekiyor. Tarihlerin bilinmesi ve ekim işleminin erken ya da geç yapılması verimi düşüren etkenler arasında yer almakta. Ayrıca taban gübrelerine de dikkat edilmesi gerekiyor ve üst gübreleme de yapılmalıdır. Tohum yataklarının hazırlanması ve varsa otların da temizlenmesi gerekiyor. Bu uygulamalarla birlikte üretimden yüksek verim alınabilecektir. Bu hususlara dikkat ederek kar oranınızı da artırabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.